Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik dersinde birden yüze kadar olan bir basamaklı ve iki basamaklı sayıları okuyacağız. Ve okuduğumuz bu sayıları, adlandırdığımız bu sayıları onluk ve birliklerine ayıracağız. Evet, birbirinden farklı ve eğitici örneklerle dolu dersimize hazır mısınız? Hadi dersimiz başlasın o zaman. Sayılarımızı okumaya başlamadan önce hep birlikte gelin ona ritmik sayalım. Hadi hazırsanız başlayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Evet, neden onar onar saydık diye soracaksınız. Birden 100'e kadar olan sayıları okurken hangi onluklar arasında olduğunu bilmek de çok çok önemlidir. Öyle değil mi? Mesela 50'yi düşünelim. 50'nin onlar basamağında hangi rakam var? Evet, 5 rakamı var değil mi? O zaman 50 bir sayı geldiği zaman karşımıza. Mesela şöyle bir sayı geldiğinde onu okumak daha kolaydır değil mi? Şimdi sayıları okuyup onluk ve birliklerini ayırdığımız zaman çok daha kolay okunduğunu göreceksiniz. Evet. Bakın burada ne görüyorsunuz? Mavi toplar var değil mi? Hadi gelin onları sayalım. Miktarını belirleyelim. Ve kaç tane top olduğunu belirleyelim. Ama sizleri ben böyle sayamam ki yanıp söndüğünüz sürece. Bir rahat durun bakalım. Kıpırdamayın. Sabit durun. Heh, çok güzel. Şimdi sizleri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane saydım çocuklar, doğru mu? Galiba yanlış saydım. Ben bir atlama yaptım herhalde. Bir satırda atlama yaptım değil mi sayarken? Evet, yanlış oldu. Gelin şöyle sayalım isterseniz. Bunları gruplara ayıralım. Onluk gruplara ayıralım değil mi? Evet, 10 tane sayalım. Bir onluk gruba ayıralım. Hadi 1, yukarıdan aşağı sayalım ama. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci sıra yukarıdan aşağı. 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bakın orayı kapattık. Burada kaç tane onluk oldu çocuklar? Bir tane onluk oldu değil mi? Şimdi bir tane onluk oluşturduk. Kalanları da bir sayalım. Onluk oluyor mu acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hayır, olmuyor değil mi? Bir onluk daha olması için 10 tane olması lazım değil mi? Bu sayılar eksik. O zaman bu sayıda 1 tane onluk var, 7 tane de birlik var diyebiliriz değil mi? Evet. Peki 1 onluk, 7 birlikten oluşan sayı kaçtır çocuklar? 1 onluk, 7 birlik 17'dir değil mi? Bakın sayıyı okuduk. 17. Devam edelim örneklerimize. Bakın şimdi ne görüyorsunuz? Sarı sarı yıldızlar var değil mi? Ne kadar güzel. Sarı sarı yıldızlar. Hepinize birer tane yıldız dağıtayım mı buradan? Evet, dağıtmayı çok isterdim. Hadi gelin onları bir sayalım. Birer birer sayalım değil mi? Ama az önceki yaptığımız hatayı yapmayalım değil mi? O zaman gelin bu sayıları da onar onar ne yapalım çocuklar? Ayıralım değil mi? Onluk gruplara ayıralım. Evet, en baştan dikey olarak sayalım. Böyle daha kolay olur değil mi? Sayalım, başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bakın bir tane onluk oluştu. Devam edelim saymaya ve onlukları ayırmaya. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, bakın ikinci onluk da oluştu. İkinci grubu da oluşturduk. Onar onar grupluyoruz. Tekrar birer birer sayalım. Ve üçüncü onluk grubumuzu oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bakın üçüncü onluk grubumuz da oluştu. Evet, kalan üç tanesi de dördüncü onluk grubu oluşturmaya yetmiyor değil mi? O zaman ne diyelim? Bu sayıda üç tane onluk varmış. Üç tane de birlik varmış. Değil mi? Üç tane on, üç tane de birlik. Evet, peki üç tane onluk, üç tane birlikten oluşan sayı kaçtır? Üç tane on. Bakın onar onar saydığımızı düşünelim. Üç tane onluğu. 10, 20, 30. 33. 3 tane onluk, 3 tane birlikten oluşan sayı nedir çocuklar? 33'tür. Bakın bu sayıyı da ne yapmış olduk? Okuduk. Evet, sırada neler var? Kırmızı kırmızı kalpler var değil mi? Evet, ne kadar da güzel duruyor. Evet, hadi bakalım kırmızı kalpleri sayalım mı? Evet, sayalım. Yine az önce yaptığımız gibi onluk gruplara ayıralım. Sayalım. Dikey olarak en baştan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Birinci grubumuzu oluşturduk. Evet. Birinci onluk oluştu. Tekrardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci onluk grubumuz da oluştu. Devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın üçüncü onluk grup da oluştu. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dördüncü onluk grubumuz da oluştu. Ne kaldı geriye? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 tane de birlik kaldı. Evet, kaç tane onluk vardı az önce? Bakın görüyorsunuz. 4 tane onluk vardı. Kaç tane birlik var yanında? 5 tane de birlik var. 4 tane onluğu düşünelim. Onar onar sayarsak 4 tane onluk kaç yapıyor çocuklar? 10, 20, 30, 40 yapıyor değil mi? 45. 4 tane onluk, 5 tane birlikten oluşan sayı nedir çocuklar? 45'tir. Şimdi gelin hep birlikte onluk ve birlikleri verilen sayıları bulmaya çalışalım. Evet, ne görüyoruz şimdi? 5 onluk 9 birlik yazıyor değil mi? 5 onluk 9 birlikten oluşan sayı nedir? 5 tane onluk var. 10, 20, 30, 40, 50. Evet, 9 birliği de ekliyoruz. 59. Bakın zaten 5 onluk ve 9 birlikteki 5 ve 9 rakamlarını yan yana getirdiğiniz zaman bu sayı ne olur çocuklar? 59 olur. Şimdi 59 sayısını inceleyelim. 59 sayısında birler basamağı nerededir çocuklar? Birlikler neredeydi az önce? Evet, 9 rakamın olduğu yerler, bana yakın olan yer. Evet, bana yakın olan rakam 9 rakamı birler basamağını gösterir değil mi? Evet. Peki 5 rakamının olduğu yer, o da onlar basamağını gösterir. Orada da onluklar vardır değil mi çocuklar? Devam edelim örneklerimize. Bakın şimdi 7 onluk 2 birlikten oluşan sayı kaçtır? 7 onluk 2 birlik. Yan yana getirelim yine rakamları. 7 ve 2 rakamlarını. Evet, 7 onlar basamağına gelecek. 2 de birler basamağına gelecek. Evet, ne olur bu sayı? Ha, onar onar saydığımızda, hatırlayın bakalım dersimizin başında, onar onar saydığımızda hangi onluklara daha yakın? Evet, 70'e daha yakın değil mi? 72 diye okuruz bu sayıyı. 72. Evet, devam edelim örneklerimize. 8 onluk 0 birlikten oluşan sayı kaçtır? 8 onluk 0 birlik. Evet. 8 tane onluk var. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 değil mi? Evet, 0 birlik olduğuna göre 80'in yanına birlik getiremeyiz değil mi? 0 birlik yok demektir. Bu sayı zaten 80'dir çocuklar. Evet, şimdi gelin verilen sayıları hep birlikte onluklarına ve birliklerine ayıralım. Evet, burada bir sayı görüyorsunuz. Bu sayıyı düşünelim. Bu sayının birler basamağı hangisidir çocuklar? Evet, bana yakın olan taraf birler basamağıdır.
Bana uzak olan taraf diğer taraftaki sayıda, rakamda nedir çocuklar? Onlar basamağıdır. Birler basamağında birlikler yer alır. Onlar basamağında ise onluklar yer alır. Peki o zaman onluk ve birliklerini ayırırsak en baştan başladığımız zaman kaç tane onluk vardır bu sayıda? 4 tane onluk vardır. Kaç tane birlik var? 6 tane de birlik vardır. 4 tane onluk, 6 tane birlikten oluşan sayı kaçtır? Evet düşünelim bakalım. 46'dır değil mi? 46 diye okuruz bu sayıyı. Devam edelim örneklerimize. Bakın burada yine bir sayı var. Evet, onlar basamağında hangi rakam var? Bana uzak olan taraf onlar basamağıydı değil mi? Evet, 9 rakamı var. 9 rakamını onar onar sayarsak 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bu sayı kaç o zaman? 92'dir değil mi? Evet bakın bu sayıyı okuduk. 92. Peki kaç tane onluk vardı onlar basamağında? 9 tane onluk vardı. Evet. Birler basamağına bakalım şimdi. Bana yakın olan taraf. Evet. 2 tane de birlik vardır. Bu sayı 92'dir. 9 onluk ve 2 birlikten oluşmuştur. Devam edelim örneklerimize. Bakın bir sayı daha görüyorsunuz. Bu sayıyı onluk ve birliklerine ayıralım. Onlar basamağı hangisiydi? Evet, sol taraftaki rakam her zaman onlar basamağıydı. Orada onluklar vardı. Kaç onluk varmış? 6 tane onluk varmış. Evet, 6 tane onluk. Peki birler basamağına bakalım. Birler basamağında kaç birlik var? 5 birlik var. 6 onluk, 5 birlik. 6 onluk, 5 birlikten oluşan sayı kaçtır? Düşünelim bakalım. Bu onar onar saydığımızda hangi onluklar arasındaydı? Evet, hangi onluğa daha yakındı? 60'lı bir sayı değil mi bu? 65. Bakın sayıyı bulduk. 6 onluk, 5 birlikten oluşuyor. Bu sayı 65. Sevgili öğrencimiz, bugün sizlerle matematik dersinde 1'den 100'e kadar olan sayıları okumayı ve onluk ve birliklerine ayırmayı öğrenmiş olduk. Umuyorum bu videom sizler için çok faydalı olur. Videomun başından sonuna kadar dikkatle, güzel bir şekilde izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip edin. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Beğeni, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.